Merhaba arkadaşlar, Onur Gey adlı arkadaşımız bizden 2000 liraya giyim tavsiyesi istemiş. Yazlık bir giyim tavsiyesi hazırladım, onu sunacağım. Üstünde Revit GT mont var. Bir tane CR1 kask tanıtıyorum. CR1 kaskı daha önceden tanıtmıştım zaten. Karbon bir yapıya sahip. Özellikleri de hani Sharp'tan 4 yıldız almış olması, kolay çıkabilen cam. Pin nok ve ön tarafında havalandırma, üst tarafında havalandırma kanalları olması. Ve tabii ki Diablo diye de üstünde yazıyor. Arka tarafındaki havalandırma kanalı da elle idare edilebiliyor. Ve tabii ki ECE 22.05 sertifikasına sahip 1350 gramlık bir kask. Aynı zamanda Double D bir bağlantıya sahip. Bu Double D bağlantısı da gerçekten önemli. Çene pedi var, burun pedi var, kademeli açılan bir cam var. Gözlükle de giyilebiliyor. Bu gözlükle giyilebilmesi önemli. Mesela ben devamlı gözlük kullanıyorum. Gözlük kullanmadan hani sürüş yapamıyorum. Yani bir numara gözüme çok fazla güvenmiyorum. Gözüm dalabiliyor çünkü. O yüzden de gözlük de kullanmak zorundayım. Hani bir numara çok büyük değil aslında. İdare edebilirim diye düşünüyorum ama sanırım biraz da astigmat var bende. O yüzden de böyle bir dalgalanma oluyor yolda. O gözlüğü takmadan yola çıkamıyorum. Gözlükler için özellikle böyle gözlük yerlere bırakılmış. İyi havalandırma kanalı olan bir tane burunluğa sahip. Bu da canınızın buğulanmasını engelliyor. İç tarafında iyi bir pet yapısı var. Pet yapısı nefes alabilir şekilde yapılmış. Bunu daha önceden giymiştim, daha önceki tanıtımlarda. Şimdi tekrar giyeyim. Ve geniş bakış açısı var zaten. Üstündeki GTR'ın farklı versiyonunu tanıtmıştım, beyazını tanıtmıştım. Bu sefer yeşilli, biraz daha renkli bir modelini tanıtayım dedim. Körük mekanizmaları var, cırt cırtla açılabiliyor. Cırt cırtla açılabiliyor ve fermuarlı şekilde açılıyor. İç nefes alabilir bir kumaştan yapılmış, 600D veya 1000D bir kumaştan dış katmanı yapılmış. Dirsek korumaları var, körük mekanizması var demiştim iki tarafında. Kol ayarlamak için çıt çıt kullanmışlar. İç tarafında kolun iç tarafında fileli bir dokusu var. Tüm yazın rahatlıkla sürüş yapabileceğiniz gibi yapılmış. Üst tarafındaki bölümde de zaten tamamen file dokusunu görüyorsunuz. Yansıtıcı şeritlerde koymuşlar ki trafikte görünelim diye. Omuz korumaları var, dirsek korumaları var. Arka tarafında bir koruma yok. Bu korumayı almanız gerekiyor. Beli de tam oturabilmesi için biraz daha uzun yapılmış ve yan tarafında şöyle cırtçıtları var. Belinizde oturduğu zaman hani kaymasın diye yapılmış ve iç tarafında herhangi bir astar yok. Astarın takılabileceği yerler var ve cepler var. İç tarafı da tamamen file dokuyla yapılmış. O yüzden de yazın yüzlerce binlerce kilometre rahatlıkla sürebilirsiniz. Onur G istemişti bu tanıtımı. Bununla beraber sunabileceğim bir tane eldiven buldum. Bu Speedy'nin eldivenleri gerçekten hoş eldivenler. Benim de gerçekten hoşuma gidiyor. 79 euro olur. Speedy X GT diye geçiyor. Bunlar tabii ki biraz daha hani yazlık eldivenler ama yeni nesil korumalara sahip. Bunu kapattığınız zaman bilek korumasının yeni nesil bir koruma olduğunu görüyorsunuz. Ön taraftaki eklem yerine gelecek korumaların hepsinin yeni nesil darbeyi aldığında dağıtabilen korumalar olduğunu görüyorsunuz. Yumruk tarafında koruması var. Şurasında da ilginç bir ek yeri var. Sanki böyle hani ikinci bir eldiven varmış gibi hissi uyandırıyor. Orada da darbeyi dağıtabilen bir yüzeyi var. Bileğinize tam oturuyor, cırt cırtla kapanıyor. Bu da bu kombinin içinde iyi eldivenlerden bir tanesi. Baş parmağında körük mekanizması var. Gerçekten hem deri hem kumaş alaşımlı eldivenlerden bir tanesi. Bununla beraber sana sunabileceğim Onur, şöyle bir tane Speedy'nin dizliği var. Keynet diye dizlik, bunun adı Keynet. Aynı zamanda hani dışında file bir dokusu var, rahatlıkla nefes alabilir bir yapıda. Aynı zamanda iç tarafı parçalı şekilde yapılmış ve cırt cırtla kapanıyor. Tokalı şekilde birbirine bağlanıyor. Bu korumalardan da alabilirsin. Bununla beraber sunabileceğim, açıklamalarda da yazdığım Rockwell'in Loop VP modeli var veya işte Tech 90 bir pantolon alabilirsin. Bunun yanına Tech 90 pantolonun madrasını öneriyorum. Bununla olabilir. Pirate modelini öneriyorum. O siyah
Pilot modelinin farklı versiyonları var. Onlardan da alabilirsin. Revit bir pantolon alabilirsin. Onu da zaten linklerde paylaşacağım. Bu eldiven, Speed'in dizliği, bu mont ve CR1 kask. Bence hani bunların hepsi yaklaşık 2000 lirayı biraz geçecektir tabii. 2200-2400 lira falan yapacaktır. Fakat hepsi de iyi ürünler, seni gerçekten iyi koruyacaktır. Bir önerim daha olacak aslında. Revit'in şu eldivenleri benim hoşuma gidiyordu. Fakat bu kombinin bütçesini biraz daha yükseğe çıkartman gerekebilir. Revit'in bu eldivenlerini alarak Sent 3 diye geçiyor. Bunları daha önceki tanıtımda görmüşsündür belki izliyorsan. Bunun da Speedy'ye benzer özellikleri var. Yine yazlık bir eldiven. Ve hani her tarafında darbe emici korumaları var ve bilek koruması daha iyi. Speed'in de gerçekten iyi bir koruması var. Revit'in de Sent 3'ünün linkini paylaşacağım zaten. Bu koruması da iyi, bilekli, deri özellikleri olan, aynı zamanda kumaş, aynı zamanda da yazlık özelliği olan bir eldivenin. Bundan da alabilirsin. Tanıtımım bu kadar arkadaşlar. Biz İstanbul'un Bostancı Karakartal Sokak'tayız. Hepinize iyi sürüşler.